Size Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerde ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Siverek'teki terör saldırısında aracı gasp edilerek şehit edilen Sarıören Mahalle Muhtarı İbrahim İnco'nun ailesine Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek'te askeri aracın geçişi sırasında yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdikten sonra kaçan terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sarıören Mahallesi Muhtarı İbrahim İnco'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tarzı bir şey yapsak, önüne ekipler olmaz. Onunla ilgili havalarla kafes var. Tam birader boz be millet. Vali İzzettin Küçük ve beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Selman Kömürcü, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'la Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sarıören Mahallesi'ne giderek İnco'nun yakınlarına başsağlığı diledi. Programın ardından İl Jandarma Komutanı Kömürcü Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Yılmaz'la Haliliye Belediye Başkanı Demirkol ilçe jandarma komutanlığına geçerek patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yola düşen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralanmış, kaçan teröristler yolda aracını gasp ettikleri Muhtar İbrahim İnco'yu şehit etmişlerdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eylem yapan gruptaki bir çocuk kendisini fark eden dedesi tarafından tekme tokat dövüldü. 14 Şubat'ta Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin Şırnak mahallesinde çoğunluğu çocuk yaştaki bir grup çöp konteynerlerini devirerek barikat oluşturup yolu trafiğe kapattı. Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanışını protesto eden gruptakiler PKK lehine slogan atıp dağılmaları uyarısında bulunan polise taş attı. Bölgeden geçen ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi gruptakiler arasında torununu fark etti. Dede bir süre konuştuğu torununu daha sonra tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle dayağa son veren dede daha sonra torununu eylemcilerin arasından alarak evine götürdü. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şanlıurfa'da cinayete kurban giden kadının yasak aşk yaşadığı sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesinin Paşabağ mahallesinde evli olan Sibel Ç'nin eve giden ve aralarında yasak aşk olduğu iddia edilen Mahmut Zafer O ile Sibel Ç arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan Mahmut Zafer O, kadına demir çubukla vurduktan sonra bayıldı. Daha sonra kadına boğan zanlı altın ve bilgisayarı alıp olaya hırsızlık süsü vermek istedi. Kadının üzerine kolonya döken şahıs, çakmağı yakıp ateşe verdikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Gürültüler üzerine uyanan kadının çocukları bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler yatak odasındaki küçük çaplı yangını söndürdü. Ve bu sırada açlıkları bir bölümü tutuşmuş battaniyenin içerisinde Sibel Ç'nin cesedini buldu. Adli Tıp Kurumu morguna götürülen 3 çocuk annesi Sibel Ç'nin, yapılan otopside başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğulduğu saptandı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, çocukların ifadeleri doğrultusunda servis şoförü Mahmut Zafer O'yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının aracında yapılan aramada ise evden aldığı altınlar ve bilgisayara ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen cinayet şüphelisi Mahmut Zafer O'nun da sorgulanmasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Sorgulanması süren Mahmut Zafer O,
işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da bazı mahallelerin kaderi haline gelen ve halkın sağlığını tehdit eden evlerin altındaki ahırlarla ilgili Eyyubiye Belediyesi harekete geçti. Şanlıurfa merkez Eyyubiye ilçesinin kanayan bir yarası olan evlerin bodrum katlarındaki ahırlar vatandaşın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Mahalle içinde hayvancılık yapılması ve vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Eyyubiye Belediyesi ilçe merkezinde yer alan ahırlar tahliye edilmeye başlandı. Evlerin bodrum katlarında bulunan hayvan ahırlarının taşınması için belediye tarafından önce tebligat yapılarak belirtilen sürede taşınmaları istendi. Sabahın saatlerinde Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile birlikte zabıta, hayvan tahliye birimi ve temizlik ekipleri Eyyubiye Mahallesi'nde bulunan bir ahırdaki hayvanları tahliye etti. Kötü koku ve sağlıksız yaşam koşullarına neden olan hayvan ahırlarının taşınmasından dolayı mahalle halkı memnuniyetini dile getirdi. Daha temiz bir Eyyubiye için çalışmalarının devam ettiğini belirten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ahır sahipleriyle tek tek konuşup ikna ettiklerini söyledi. Bu çalışma başladı. Yaklaşık 242 evde şu anda bu şekilde hayvancılık faaliyeti yapılıyor. Burada yaptığımız tebligatlarla, vatandaşlarımıza verdiğimiz süreyle, ilçe dışarısında daha uygun yerlere kiralamalarına biz yer gelişinde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla etki, bu işle iştigal eden vatandaşlar anında etkileri de olabilir ama etrafların onlarca ev durumuna çok çok memnun olur. Eyyubiye bölgesinde bulunan mağaraların temizlenip turizme kazandıracaklarını belirten ikinci, kent merkezinde ve mağaralarda hayvancılığa son vereceklerini ifade etti. Yine ilaçlamayacağız. Bu gerek ağrının içerisi, gerek çevresiyle ilgili de ciddi bir şekilde bir uğraşla oraları temizlemek, ilaçlanıyoruz. Çevre sağlığı, halk sağlığı açısından tehlike açıdan unsurlar bertaraf ediyoruz. Tabii bu 10 mahallemizde hayvancılık faaliyetleri yapıyor ama bir yerde sizin de bildiğiniz gibi Şanlıurfa'mız adına marka değeri olan bütün yerlerde yine ilçemiz sınırları içerisinde. Gerek Şanlıurfa Kalesi, gerek Bağlıklı, gerek Hazreti Peygamber Makamı, Bozayık Müzesi bunlar da ilçemiz sınırları içerisinde ve bunların hemen yukarısında da yaklaşık 300 mağarada hayvancılık faaliyetleri yapılıyor. Ve burada yaklaşık 70 bin büyükbaş besi altına alıyor. Dolayısıyla bu mağaralar oluşturduğu atık kirliliği hakikaten bizim için hem bunların temizlenmesi ciddi bir maliyet hem de halk sağlığı açısından yine çok ciddi bir risk oluşturuyor. Bu mevcut yıllar önce başlatılan tarım adaylıksası organize bir sürü geç çalışmaları var. Şu anda altyapı çalışmaları da bitmek üzere. Kısa bir süre içerisinde üst yapı çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 105 bin büyükbaşın besi altına alınabileceği bir alan oluşturulmuşlardı. Hayvanlar tahliye edildikten sonra Eyyubiye Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleriyle ilaçlama ekipleri ahırlarda temizlik işlemi gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da bir yıl önce beyin kanaması geçiren ve yatağa mahkum olan annesine bakan Mustafa Kurma, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesinin Kadıoğlu mahallesinde oturan Mustafa Kurma, bir yıl önce beyin kanaması geçirip oksijen tüpüne bağlı olarak yaşayan 80 yaşındaki annesi Emine Kurma'ya tüm olanaksızlıklara rağmen bebek gibi bakıyor. 6 kardeş olmalarına rağmen 80 yaşındaki annesi Emine Kurma'ya sadece oğlu Mustafa Kurma vefa gösterip sahip çıktı. Hiçbir iş yapmadığını belirten Mustafa Kurma, aylık sadece 880 lira bakım ücreti aldığını ve bunun da kendisine yetmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Annemin hiçbir ihtiyacını kimse karşılamıyor. Benden hariç 6 tane evladı var. Evlatları kendini üstüme attılar, bakmıyorlar. Bana devlet ayda 880 milyon evde bakım ücreti veriyor. Ondan da mama seti, bez falan alıyorum. Para ilaçtıramıyorum ben. Annem tedavi edilmesini istiyorum. Çok mağduruz. Evimiz kira. Annemin tedaviye ihtiyacı var. Buradan sayın devlet büyüklerime sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, başbakanımıza sesleniyorum. Urfa milletvekillerimize, Urfa iş adamlarımıza,
Duyarlı Urfa halkımıza sesleniyorum. Annemin bir an önce tedavi edilmesi lazım. Kiralık evde oturduğunu belirten Mustafa Kurma, annesine bakmak için yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Annem her gün gözümün önünde biraz daha ölüme gidiyor. Bir tedavi görmüyor. Bilinci kapalı. Midesini deldiler. Midesinden tek mama yiyor. Ben tek başıma günde 4 sefer annemin bezini değiştiriyorum. Allah rızası için bizlere yardımcı olun. Annemi tedavi ettirmek istiyorum. Herhangi bir iş yapıyor musunuz abisiniz? Hayır, bir iş yaptığım yok. Şu anda anneme evde 24 saat başında kendisine hizmet ediyorum. Bir kaç iş yapmıyorum. Normalde? 6 kardeşiz. Niye diğerlere bakmıyor? Diğer kardeşlerim bakmıyor. Bir abla, 2 kardeşim var. Burada evleri 200 metre kız kardeşlerim. Gelip hiç uğramıyorlar yanına. Diğer kardeşlerim dışarıda arayıp sormuyorlar. Annemi tedavi ettirmek istiyorum. Annem durumu kötü, gitbegit kötüleşiyor. 3 kız ve 3 erkek kardeşinin olduğunu belirten Mustafa Kurma, kardeşlerinin annesine bakmadığını ve tüm sorumluluğu kendisinin üstlendiğini ifade etti. Yetkililerden, devlet büyüklerimizden annemin ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyorum. Ben şu anda medikallere borçlanmışım, mahalle bakalımıza, fırına borçlanmışım. Evimiz kira, kira paramızı veremiyoruz. Allah rızası için bize sahip çıksınlar, bize yardımcı olsunlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, köprülü kavşakların yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin trafik sorununa yönelik başlatmış köprülü kavşakların yapım çalışmaları kapsamında vatandaşların rahatsız olmaması için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Şanlıurfa Diyarbakır yolu istikametinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek ve Emniyet Caddesi kavşaklarında sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Nihat Çiftçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sürdürülen çalışmalardan ve çevreye vermiş oldukları rahatsızlıktan dolayı Şanlıurfalılardan özür dileyen Başkan Nihat Çiftçi, çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa trafiğinin rahat bir nefes alacağını belirtti. İki dalgeç dediğimiz köprülü kavşağımız, gerek Emniyet Köprülü Kavşağı, gerek Necip Fazıl Kısakürek Köprülü Kavşağı başlamış durumdayız. Ve yine Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nı da karayollarından takip ediyoruz bir an önce ihalenin sonuçlanması noktasında. Çünkü kuzey yönünü biz rahatlatmak istiyoruz. Trafiği rahatlatmak istiyoruz. İlerisi için toplu taşımanın hafif hayli sistemlerinin de bu plan içerisinde yer aldığını belirtmek istiyorum. Tabii ki trafik anlamda olur. Şehrimize rahatsızlık vermiş oluyoruz. Bu normaldir. Gelecekte bizim rahat edebilmemiz için bizim bazı zorluklara göğüs germemiz lazım. Ben vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı da halkımızdan özür diliyorum. Ama önümüz bahar ve yaz. Dolayısıyla çalışma, mevsim itibariyle çalışmaya uygun. Yüklenici firmamız güçlü bir firma. Ekipleri, makinaları, tekniği güçlendirecek ve zamanı en doğru bir şekilde planlayarak Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımızla kontrollerini düzgün ve fevkularına projelere, şartnamelere uygun bir şekilde yaparak inşallah çok kısa bir sürede biz bu iki köprülü kavşağımızı Şanlıurfa'mızın hizmetine sunacağız. Ben burada tekrar Şanlıurfa'mıza, Halli ilçemize, herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Eyüp Peygamber makamı ile çevresinin düzenlenmesi ve daha fazla ziyaretçi ağırlaması için yeni bir proje hazırlandı. Şanlıurfa Valiliği himayesinde yapılacak olan Eyüp Peygamber makamı çevre düzenlemesi için toplantı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda Eyyubiye Belediyesi tarafından hazırlanan projenin sunumu gerçekleştirildi. Giriş kısmı, korku aşağı indiriyoruz. Bir yol güzergahı iş yapıyoruz Sayın Valim. Buradan makama doğru gidiyoruz. Mağaranın olduğu yer. Mağara cam kapımızı da kapatıyoruz. İbadete de kapatıyoruz. Aynı güzergahdan devam ediyoruz. Bu kez kuyuya uğruyoruz. Yani gelen ki ziyaretçi bütün alanları Şanlıurfa'nın doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yapılarının korunarak geliştirilmesinin amaçlandığı projeyle aynı zamanda Eyüp Peygamber makamının görünürlüğü ve erişebilirliği arttırılarak daha fazla ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.
çevre düzenleme çalışmalarına başlanması için fikir birliğine varılan toplantıya Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük Başkanlığı'nda, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan ve belediye yetkilileri katıldı. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2014-2015 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Siverek'te görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları bir araya gelen Belediye Başkanı Resul Yılmaz 2014-2015 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, yardımcıları Hamdi Hatipoğlu ve Hasan Postacı ile birlikte Yenişehir Mahallesi'ndeki çok amaçlı hizmet evinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Yılmaz, basın mensuplarını yönetimde paydaş gördüklerini, basın mensuplarını önemsediklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, 245 bin nüfusumuzun her birinin Siverek Belediyesi'nin bütçesinde ve yönetiminde hakkı var. Anlayışıyla yönettiklerini söyledi. 245 bin küsur insanın her birisinin Siverek bütçesinde, Siverek'i yönetiminde hakkı vardır, anlayışıyla yönetmeye çalışıyoruz. İstişareye önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Yılmaz, yürürlüğe giren bir uygulama nedeniyle gereksiz basın mensupları, gerek kentimizde yaşayan herkesin uyarısını dikkate aldıklarını belirtti. Yönetimiyle, ondan sonra uygulan belediyecilik kurumlarımızla Siverek'i o izlediğimiz seviyeye nasıl çıkartabiliriz? Hedefine ulaşmak istiyoruz. Hani bu hedefe giderken de sizin sunacağınız katkılar bizim için önemlidir. Göreve geldikleri sürenin 6. ayından itibaren Büyükşehir Belediyesi ile imar revizyonu konusunda yoğun mesai yaptıklarını söyleyen Yılmaz, büyük önem arz eden imar revizyonu konusunda tüm kesimlerin görüşlerini aldıklarını ifade etti. Biz dışarıya çok önem veririz. Birçok konuyu arkadaşlarımızla, ikimizle, kadrolarımızla istişare etmek suretiyle adım atmaya çalışıyoruz. Ondan sonra yorumaya geçiyoruz. Mesela bunun en önemli örneklerinden birisi, biliyorsunuz biz göreve geldiğimiz 6. aydan bu yana imar revizyonuyla uğraşıyoruz. Sadece biz uğraşmıyoruz. Bizimle birlikte yeni yasa uyarınca bizim en önemli paylaşımız Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'dir. Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımız, imar konusunda görev alan arkadaşlarımız, Siverek Belediyesi olarak birlikte imar revizyonu çalışmasını yürütüyoruz. Belki sizler de şahit ettiniz. Şu ana kadar 4 kez onunla ilgili toplantılar yaptık. Belediye Başkanı Yılmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taşınması için girişimlerinin sürdüğünü ifade ederek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik'le yaptığımız görüşmede yer tahsisi konusunda anlaşma sağlandı. Devrini beklediklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, açıklamalarının ardından basın mensuplarına Sinevizyon eşliğinde belediyenin 2 yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çölyak'ta yaşam konulu konferansa stratejik araştırmalar uzmanı Ahmet Maranki katıldı. Şanlıurfa'da düzenlenen Çölyak'la yaşam konulu konferansa katılan stratejik araştırmalar uzmanı Ahmet Maranki, sağlıklı yaşamanın sırlarını anlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Çölyak Derneği tarafından Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda Çölyak'la Yaşam konulu konferans düzenlendi. Çölyak'la Yaşam konulu konferansa konuşmacı olarak katılan stratejik araştırmalar uzmanı Ahmet Maranki, sağlıklı yaşamanın sırlarını anlattı. Şanlıurfa'da 618 çölyak hastasının bulunmasının çok büyük bir rakam olduğunu dile getiren Maranki, birçok hastalığa şifa bulamayan bilim adamlarını eleştirdi. Astımıza dönmemiz lazım. Kainat şifahanesine dönerseniz buradaki bekleyen hastalara mutlaka şifa olacaktır. Önce neden hastalanıyoruz? Bunlardan korunmak için de metotlarımızı söyleyeceğiz. Bu hastalıklar mutlaka teknoloji gelişiyor. Ha, ben nanoteknoloji diyorlar. Karşı değilim.
Ama size şunu söylüyorum, son kitaplarımdan biri hazırlanıyor şu an. Nene teknoloji. Nenelerimizin biz dediklerini alıp o bilim adamı dediğimiz, hani bazı karanlık aydınlar var, başka işlerle uğraşıyor, bilimle uğraşmıyor da filmle uğraşanlar var. Onlar nenelerimizin teknolojilerini araştırsaydı bugün bu hastalıklar olmazdı diye düşünüyorum. Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğansa, çölyak hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere yönelik konferans düzenlediklerini söyledi. Şanlıurfa Çölyak Derneği olarak ve Büyükşehir Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildi. Ahmet Maranki hocamızı getirdi. Çölyakla ilgili, tabii ki çölyakları 816 kişiyi topladık inşallah. Yararlı ve faydalı olur bunlara. Hocamız Ahmet Maranki bunlara bilgi ve detaylı bir şekilde sunacak. İnşallah faydalı olur. Karaköprü Belediyesi tarafından Sarı Mağara Kırsal Mahallesi'ne yaptırılan çok amaçlı salon vatandaşın hizmetine sunuldu. Her kırsal mahalleye çok amaçlı salon yapma taahhütünde bulunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, söz verdiği gibi çok amaçlı salonları vatandaşın hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Sarı Mağara Kırsal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı salonun düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Sarı Mağara Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı. Belediye Başkanı Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak söz veriyoruz, başlıyoruz, temelini atıyoruz ve tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz dedi. Sarı Mağara Kırsal Mahallemizin çok amaçlı salonumuzun açılışının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, köy muhtarımız, köy ahalimiz ve köyün küçük çocuklarıyla birlikte bu çok amaçlı salonumuzun açılışını gerçekleştirecek ve burada köyün hizmetine sunacağız inşallah. Tabii bizim ana gayemiz, ana hedefimiz öncelikle bu çok amaçlı salonumuzun köyün ortak malı olarak köyün birlik beraberliğini pekiştirip köydeki çocukların da bir nebze de olsa okuma salonu haline getirmek. Bunun yanında güzel günlerde de kullanmasını sağlamak. Her gün, her gün, her ay, her yıl burada yapılacak etkinliklerde de burada bu çok amaçlı salonlar köyün hizmetinde olacaktır. Ben buradan Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. İnşallah bizim söz verdiğimiz gibi Karaköprü söz veriyor. Başlıyor, temelini atıyor ve bugün de olduğu gibi açılışını gerçekleştiriyor. İnşallah diğer kırsal mahallemizde de temellerini atar, onları da çok amaçlı salonu hizmete sunar, onların da yüzünü Sarı Mağara ahalisi ve sakinleri gibi güldürürüz inşallah. Ben köy halkına buradaki çok amaçlı salona da verdiği önemden ve burada çalışan arkadaşlara da verdiği değerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Sarı Mağara Mahalle Muhtarı Savaş Aslansa, mahallelerine yapılan hizmetlerden ve çok amaçlı salondan dolayı Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür etti. Güzel bir şey, kalıcı bir şey. Bu tür hizmetlerin olmasını tabii ki bekleriz. Söz verdikleri gibi Sayın Belediye Başkanımız yaptı. Tabii bu da Karaköprü farkıdır sonuçta. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşıma yerleri sil baştan değişti. Haliyle vatandaşın da aklı karıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yeni güzergahların açılması ve filosuna yeni kattığı araçlarla birlikte yapımını tamamladığı Emirgan ve Abide Yolcu Aktarma Merkezi'nde ikinci yeni toplama merkezini hizmete açtı.
Şu an kullanılan toplama merkezinin yoğunluğunu azaltmak için yapımını tamamladı. Emirgan Aktarım Merkezi'nde 63 nolu balıklı göl, 71, 72, 73, 73A, 75, 76, 78 kara köprü, 95 nolu organize sanayi ve 90 nolu Osman Bey hatları artık ikinci yeni toplama merkezinden kalkacak. Abide Aktarma Merkezi'nde ise 77 nolu Ak Ziyaret, Hamur Kesen, 92 nolu Çamlıdere ve havaalanına yolcu taşımacılığı yapacak olan toplu taşıma araçları da bu merkezden hizmet vermeye başlayacak. Yeni uygulamayı vatandaşa sorduk. Kimi vatandaş uygulamadan memnun kalırken, kimi vatandaşsa sürekli değişen kuralları anlayamadıklarını ifade etti. Şimdi vallahi aslında memnun değiliz. Eskiden direktmen aşağıya rahat inebiliyorduk. Şu an kalktılar, geçen bir toplama merkezi yaptılar. Millet oraya alıştı. Şimdi ben Topçu Meydanı'na gitmek üzereyim. Şimdi yaya gitsem bana biraz uzak geliyor. Şimdi 63'e bin, biraz ileride in, ters geliyor. Yani bilmiyorum, ben bundan memnun değilim. Her seferinde bir başka durak yapıyorlar. Bizi şaşırtıyorlar. Karaköprü'ye gideceğim, hangisine sorayım bana cevap vermiyorlar. Değişikten memnun değiliz yani. Memnun değiliz, bize okuma yazmamız yok. Ondan sonra biz nereye gideceğimizi şaşırdık. Trafiğin akışını bozdu mu sizce? Tabii ki bozdu ya. Daha bugün başladı, bugün geldik. Bizim için iyi, Karaköprü'ye gidip geliyoruz. Burası daha iyi. Sakin oldu. Şehir trafiğine rahatlama. Şehir trafiğin rahatlaması için kapaklı pasajından o tarafı kapatmak lazım trafiğe. Bunun başka çaresi yok. Yamalıklarla olmaz. Bunlar yama, oraya yama yapıyor, buraya yama yapıyor. Bu olmaz. Ben inşaat mühendisiyim. Urfa tünelinde senelerce çalıştım. Bu memleketin kurtulması için bu kalabalıktan kapaklı pasajından o tarafı bırakacağız. Antep 20 senedir bu işi yapmış. Başka şehirler hepsi yapmış. Yani trafiğe kapalı bir alan kapanması gerekiyor. Yani bunu başka türlü çözemezsiniz. Belediyenin her gün yeni kurallar getirdiğini belirten vatandaş, yeni uygulamanın trafiği rahatlatmayacağını söyledi. Rahatsız oluyor tabii. Bir de aynı da yapsaydı, temeli yapsaydı daha iyi olurdu yani. Millet perişan olmaz yani o kadar. Akçakale Belediyesi tarafından yeni mahallede yaptırılan Süleyman Şah Camii ve çok amaçlı salon vatandaşların hizmetine açılacak. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın talimatlarıyla yeni mahallede yapımına başlanan Süleyman Şah Camii ibadete açılıyor. Yeni mahallede belediye tarafından istimlak edilen alanda ekipler tarafından başlatılan çalışmada bir cami, taziye evi ve çok amaçlı salon inşaatı bitti. Mahalle sakinleri, nüfusumuz yoğun, cami eksiğimiz vardı. Belediye boş alanı değerlendirerek hem cami hem de taziye evi yaptığını ifade ettiler. Allah razı olsun sayın bizim belediye başkanımızdan Akçakale'de. Bu dev eseri Akçakale'mize kazandırdı. Allah ondan bin sefer razı olsun. Bu geldik, camimiz bitmiştir. Şu anda ses denemesini, testini yaptık. Ondan sonra cami mıfruşatını yaptı. Her tarafı kendi tarafından, belediye tarafından, yani sayın belediye başkanımız tarafından yaptırıldı. Ve büyük hizmetleri oldu, Allah razı olsun. Bize açılışını yapacağız. Beraberce inşallah bütün Müslüman kardeşlerimiz bu camide namaz kılmalarını davet ediyoruz. Allah bütün Müslümanlara hayırlı ve uğurlu olsun. Belediye Başkanı Ayhan ise hazine arazisi olan bu alanda istimlak çalışmalarını başlatmıştık. Bu çalışmalar sonrasında gerek mahalle muhtarımız gerekse kanaat önderlerinin fikirlerini aldık. Cami, altı taziye evi ve çok amaçlı salon olarak tasarladıklarını belirtti. Camideki eksikliklerin giderilmesi sonrası ise İmam Abdullah Tökü ise caminin ses sisteminde deneme çalışması gerçekleştirdi. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi'nin organize ettiği bilgilendirme ve istişare toplantısına Halilye Belediyesi de katıldı. Olarak, mahalle idareler olarak neredeyiz? Kimiz, neyiz? Halilye Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi'nin Hatay'da organize ettiği bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.
İki gün devam eden toplantının ilk gününde belediye meclisinin görev ve yetkileri, meclis toplantısı ve kararları, ikinci gününde ise bilgi edinme yolları, komisyonlar ve mevzuata dair bilgiler paylaşıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği eğitimlere Haliliye Belediye Meclis üyeleri, kurum müdürleriyle bazı amirler de katıldı. Eğitim programında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, eğitim programlarının bir tatil programı veya ezber olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Sizler emek verdiniz, epey bir mesafe kat ettiniz, işinizi bıraktınız. Yalnız bu emeğinizin boşa gitmediğine ve inşallah bizim yapacağımız çalışmalarda eserinizi göreceksiniz. Nasıl ki Horasan'dan, Buhara'dan, Kerkük'ten Ahmet Yesevi ve Ahmet Yesevi'nin öğrettikleri eğer yola çıkmışsa, irşat vazifesine başlamışsa, bunun tesiri şimdi binlerce yıl sonrasında da devam edecek. Eğer o seferler olmamış olsaydı, o yolculuklar olmamış olsaydı, Yunus Emre olmayacaktı, Tapduk Emre olmayacaktı, Hacı Bektaş Veli olmayacaktı, Mevlana olmayacaktı ve bunlardan müstefit, bunlardan faydalanmış insanlar olmayacaktı. O bakımdan bu yolculuğunuz yine bizce makbuldür. Teşekkür ederiz. Haliliye Belediyesi'nde daha önce de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli tarihlerde personel eğitimleri, mevzuat eğitimleri verilmiş, deneyimlerin paylaşımları adına fuar ve organizasyonlarda da katılımlar sağlanmıştı. Viranşehirli şair Seyfettin Zencirci'nin şiir kitabı okuyucularıyla buluştu. Viranşehir'in genç şairi Seyfettin Zencirci, şiir birikimlerini Hoşça Kal Yarın adını verdiği kitapla okuyucuların beğenisine sundu. Vazı birleştirmiş bu. Değerli kardeşim Seyfettin Zencirci'ye şiir kitabının kaybolması dileğiyle gelecekte ve her zaman başarılarına devam ediyorum. İnşallah çok büyük bir yazarsınlar. Umarım bu güzel şiir kitabı Viranşehir. En büyük hayali roman yazmak olan Viranşehir'in genç şairi Seyfettin Zencirci, yaklaşık 3 yıllık birikimlerini Hoşça Kal Yarın adlı şiir kitabında birleştirerek okuyucuların beğenisine sundu. Genç şair Zencirci, benim en büyük hayalim roman yazmak. Hayalini şiir kitabıyla başlayarak kısmen gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti. Uzun zamandır şiirler biriktiriyordum. Ve yaklaşık 3 yılın bir birikimi oldu. Bunu nihayet birkaç hafta önce kitap haline getirebildim. Bu yüzden çok mutluyum. Önümüzdeki süreçte de roman yazmaya başlayacağım. Asıl en büyük hayalim roman yazmaktı. Lakin bunu bir şiir kitabıyla başladım. İlk kitabı bastığınız zaman gerisi daha kolay gelir derler. Ve nihayet de bu oldu. Önümüzdeki süreçte de inşallah romanı da piyasaya süreceğim. Hoşça Kal Yarın şiir kitabının ardından genç şair Zencirci'nin hedefinde uzun soluklu bir roman yazmak var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda okul öncesi dahil 6,5 milyon öğrenciye kuru üzüm dağıtılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda okul öncesi ve temel eğitim birinci kademe okullarda eğitim gören öğrencilere kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in girişimleri sonucunda bakanlığın koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde öğrencilere kuru üzüm dağıtımı yapılacak. Dağıtım 2015-2016 eğitim döneminde okul öncesi ve temel eğitim birinci kademe okullarda eğitim gören öğrencileri kapsayacak. 81 il, 957 ilçe ve köyde eğitim gören yaklaşık 6,5 milyon öğrenci dağıtımdan yararlanacak. Proje ile öğrencilere kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Okullarda dağıtım işlemlerine kısa sürede başlanacak ve Haziran ayında okulların kapanmasına kadar devam edilecek.
Dağıtım 25 gramlık paketler halinde ve haftada bir kez yapılacak. Bu kapsamda yaklaşık 1000 ton kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilecek. Bakanlar Kurulu kararıyla üzüm temini ve dağıtımı konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yetki verildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri anonslar yaparak teröristlerin teslim olması yönünde çağrılarda bulunuyor. Bölgedekiler, terör eylemlerine son verin. Gelin devletimizin adaletine teslim olun. Ölümü değil, yaşamı seçin. Mardin Nusaybin'de güvenlik güçleri tarafından 7-8 ayrı noktadan operasyon bölgesinde kalmış olabileceği değerlendirilen vatandaşların bölge dışına çıkarılması için anonslar yapılıyor. Nusaybin'de vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi amacıyla 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlanın ardından her gün güvenlik güçleri tarafından 7-8 ayrı noktadan operasyon bölgesinde kalmış olabileceği değerlendirilen vatandaşların bölge dışına çıkarılması ve teröristlerin ise teslim olması için anonslar yapılıyor. Ortamı için verin. Devletin şefkatine ve adaletine teslim olun. Sizlere asla zarar verilmeyecektir. Değerli vatandaşlarımız, günlerdir bölücü terör örgütünün baskısı nedeniyle büyük bir eziyet çektiğinizi biliyoruz. Bölücü terör örgütünün zulmüne son vermek, can güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini yeniden tesis etmek için güvenlik güçleriyle her türlü gayreti göstermektedir. Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine PKK'lıların evlerin girişlerini basma düzenekli amortisörlü bombayla tuzakladığı ortaya çıktı. Operasyonların bittiği bölgelerde arama tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri çok değişik bu bir tuzaklarıyla karşılaşıyor. Değişik yöntemlere başvuran teröristler binaların girişlerine basma düzenekli amortisörlü bomba tuzakladıkları düzenekler güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Konya'da kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı son anda dikkat sayesinde yakayı ele verdi. Konya Merkez Selçuklu ilçesi Kosova mahallesi Zemzem Kuyusu sokakta 49 yaşındaki ev kadını Fatma K'yı arayan telefon dolandırıcıları bir kuyumcu soygununda yaşlı kadının nüfus cüzdanının bulunduğunu, evde bulunan tüm altın ve paraları bir poşete koyup kapının önüne bırakmasını, polislerin gelip alacağını söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen Fatma K, evde bulunan bir miktar altın ve parayı poşete koyarak kapının önüne bıraktı. Apartmana poşete almaya gelen dolandırıcı Abdullah T, giriş katta kargoya verilmek üzere hazırlanmış başka bir paket alarak apartmandan ayrıldı. İçeriye giren kargo görevlisi şüphelinin elindeki kargo paketi olduğunu fark edince paketi nereye götürdüğünü sordu. Abdullah T. de kargo görevlisine cevap vermeyince durumdan şüphelenip polise haber verdi. Kaçmak isteyen Abdullah T. çevredekilerin de yardımıyla polise teslim edildi. Dolandırıcı Abdullah T.'nin olay günü Şanlıurfa'dan İstanbul aktarmalı uçakla Konya'ya geldiği belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Abdullah T.'nin daha önce de İzmir'de aynı suçtan yakalanıp 3 ay tutuklu kaldığı öğrenildi. Şanlıurfa Spor hafta sonu karşılaşacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçına hazırlıklarını devam ettiriyor. PTT 1. Lig'de kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Şanlıurfa Spor'a destek ziyaretleri devam ediyor. Spor savcısı Raşit Erdem, GAP Vadisi tesislerinde yapılan Şanlıurfa Spor antrenmanını izledi.
Antrenmanın tamamını izleyen Savcı Erdem, hafta sonu oynanacak maçta Şanlıurfa Spor'a başarılar diledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlanan Sarı Yeşilli ekip günü tek idmanla tamamladı. GAF Vadisi tesislerinde yapılan antrenman düz koşuyla başlarken pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla devam etti. Teknik direktör Tugay Kerimoğlu nezaretinde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenman açma germe hareketleriyle son buldu. Antrenmanı spordan sorumlu Savcı Raşit Erdem, yönetici İbrahim Demirkan ve genel koordinatör Ekrem Gergincı da izledi. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.